Vodafone CEO'su Vittorio Colao CNBC'ye açıklamalarda bulundu. Colao, Fatih projesinin B tipi proje olduğunu söyledi. Artunç Kocabalkan'ın röportajını izliyoruz. İlk olarak küresel ekonominin genel görünümüyle başlamak istiyorum. Şunu fark ettim. İngiltere'den gelen son rakamlar bir sorun olduğunu gösteriyor. Büyüme oranıyla ilgili özellikle Yunanistan ve İspanya'da zor zamanlardan geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir niceliksel genişleme tarzı bir şey bekleniyor. Peki gelişen ekonomiler için durum ne olacak özellikle Türkiye için? Gelişen ekonomilerle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Geçen hafta Hindistan'daydım, bu hafta Afrika'daydım, şimdi ise Türkiye'deyim. Biz iyimseriz. Biz ekonominin genç olduğunu görüyoruz. Verim kazandığını, rekabet kazandığını görüyoruz dünya çapında. Bu yüzden genel görünüm gayet iyi. Ancak yabancı yatırımları çektikleri sürece ve sağlıklı bir büyüme sürdürdükleri sürece, yalnızca demografik değil, beceri tabanlı ve rekabet tabanlı devam etmeleri gerekiyor. Gelişen ülke piyasaları çok iyi. Türkiye'nin de özellikle iyi bir yeri var onların arasında. İşte bu yüzden buradasınız görebildiğim kadarıyla. Çünkü yarınki toplantıya da katılıyorsunuz. Yatırım kuruna katılıyorsunuz. Peki Türkiye'nin yatırım notu ne olabilir sizce? Son yatırımlarınız ve ileriki yatırımlarınız nasıl olacak? Biz Türkiye'deki ikinci en büyük yatırımı oluşturuyoruz. 11 milyarlık bir yatırımımız oldu geçen yıl yalnızca Türkiye'de. Harika bir ticari başarı elde ettik, ancak henüz para kazanamıyoruz çünkü çok ağır bir vergilendirme sistemi var. Bizim planımız en iyi teknolojiyi buraya getirmek, her yerdeki çekiciliği artırmak, yani ticari anlamda genel görünüm çok iyi. Anladığım kadarıyla vergilendirme sisteminden pek de memnun değilsiniz telekom sektöründe Türkiye'de. Evet, pek memnun değilim. İki sebebi var bunun. Birincisi bencil bir neden. Çünkü dünyadaki en yüksek vergilendirme sistemine sahip piyasa burası. Kârı az ve eğer yatırım yapmaya devam edeceksem bunun karşılığı da olmalı. Ama daha da önemli bir neden müşterilerimiz. Çünkü müşterilerimiz mobil hizmetlere diğer piyasalardan çok daha fazla para harcıyor. 3 kat daha fazla para harcıyorlar. Eğer mobil verileri değerlendirecek olursanız ve bağlantının getirilerini, özellikle de toplumun fakir bölümlerini düşünürseniz biraz adaletsiz. Evet, anlıyorum. Bütün maliye bakanlarının paraya ihtiyacı var şu günlerde dünyada. Ancak Türkiye yine de daha farklı bir yaklaşım benimsemeyi düşünmeli vergilendirme konusunda, özellikle de mobil sektörde. Bu hikayeyi başbakana anlatmak ister miydiniz? Aslında bu hikayeyi son 3 yıldır herkese anlatıyorum. Peki bu kez değişecek mi sizce? Hayır, değişmeyecek. Realite şu: verileri, mobil verileri biz dünyanın her yerine sağlıyoruz ve çoğu zaman veri almanın tek yolu bu. Verimi arttırmak ve yaşam koşullarını arttırmak, ticareti de arttırmak bu yönde gelişmeli. Gayri safi yurt içi hasılanın %0.6'sı ile %1.2'sini oluşturuyor aslında. Özellikle gelişen ülke piyasaları için bu büyük bir fırsat. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin, Türk ekonomisinin gelecek potansiyeline inanıyorsunuz. Sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi bunu bilmiyorum ama şu anda para kazanamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, nakit akışımız yok. Ve Türkiye'de bir rekabet var, yüksek bir rekabet var ve vergilendirme sistemi pek de iyi değil. O zaman niye buradasınız? Çünkü çok iyiyiz. Çünkü biz gerçekten çok iyiyiz. Piyasa payımızı %17'den %20'ye çıkarmayı başardık. Çünkü Türkiye'deki en iyi takımlardan birine sahibiz. Şu anda 25. 26. ya da 28. sıradayız.
Türkler çok önemli roller alıyorlar Vodafone için. Çünkü burada Ar-Ge konusunda da çok geliştirdik kendimizi. Çok becerili ve yetenekli bir takımımız var, pazarlama grubumuz var. Teknoloji konusunda eğitim veriyoruz. Genç öğrencilerle bir araya gelip fikir alışverişi yapıyoruz. Bu yüzden harika bir ortam var. Büyük bir potansiyel var. Rekabetle ben ilgilenirim. Benim için üzülmeyin. Ben onunla ilgilenirim. Vergileri de ben hallederim. Müşterilerimize yardımcı olabilirsek ne mutlu bize, uzun vadede iyi olacaktır. Evet, iyi olduğunuz çok açık, hala da buradasınız. Ama daha fazla detaya ihtiyacım var. Gelecek planlarınızla ilgili nasıl ayırıyorsunuz kendinizi, nasıl ayrı görüyorsunuz? Temel olarak teknolojiyi akıllıca kullandığımızı düşünüyorum. Şu anda herkeste teknoloji var, ancak akıllı bir şekilde kullanan çok az. Daha iyi hizmet sağlamak ve daha iyi deneyimler yaşatmak için müşterilere teknoloji ve hizmetin iyi birleştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de şu anda Vodafone her anlamda, hem üniversite araştırmalarında hem de iş dünyası araştırmalarında yüksek sıralarda yer alıyor ve hayranlık uyandırıyor. Bütün dünyada müşterilerimiz bizi daha çok takdir ediyor. Bağlantı çok önemli, ancak bu tek şey de değil. Daha fazlasına ihtiyaç var. Bu yüzden yaptığımız girişimler, mobil tarım, mobil eğitim, bütün bunlar aslında bu mesajı destekliyor. Son teşvik paketi ve motivasyondan sonra Türkiye'de, örneğin Fatih projesi gibi projeler çıktı. Çok önemli bir konu bizim için, bizim gibi bir ülke için çok önemli. Şirketler için de çok önemli. Siz hala istekli misiniz bu projeye katılmak için? Bence Fatih çok iyi bir proje gerçekten. Ve doğru yönde gidiyor. Bağlantı ve erişim sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda öğrenim becerilerini kazandırmayı amaçlıyor gençlere. Ve istihdam yaratma konusunda iyi bir girişim. Ancak dürüstçe söylemek gerekirse bir eksik nokta var. O da şu. Fatih tabletlerinin 3G bağlantısı yok. Bu yüzden bunu bir sınırlama olarak görüyorum. Evet, bir kısıtlama ve dürüstçe söylemek gerekirse birçok yol var aslında bir öğrencinin ödev yapıp yapmadığını görebilmek için. Gün içerisinde her öğrenci ya da her ebeveyn bu programı sağlayabilir. İçerik koruması sağlayabiliriz. İçerik kontrolü sağlayabiliriz çocuklar için, ancak bu yalnızca evde ya da okulda işleyebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Ben çocuklara bakıyorum, benim de çocuklarım var. Her zaman çalışmak istiyorlar, her zaman ellerinin altında olsun istiyorlar ve her yerde çalışsın istiyorlar. Baskılar ne olursa olsun. Kontrol etmek iyi, ancak baskı iyi bir şey değil. Belki de 3G'nin olup olmaması ile ilgili karara varabilmek için maliyet belirleyici oluyor. Evet, 3G'nin maliyeti %10'luk bir ek bile getirmeyecektir. Bence bu bir bahane. Evet, kesinlikle öyle. Ancak ben daha çok şunun altını çizmek istiyorum. Eğer diğerlerinden çok daha ucuz bir proje öneriyorsanız, ama yalnızca %10'luk bir fark yaratacak. Aslında pek bir fark yok. A sınıfındaki çocuklarla B sınıfındaki çocukları karşılaştıracak olursanız, o zaman bir fark olur. Yalnızca ofisinizde kullanabilirsiniz bu tableti desem, alır mısınız? Evet, alırsınız belki, ama peki ya bahçedeyken ne olacak? Arkadaşlarımla birlikteyken ne olacak diye düşünürsünüz. Oyun bahçesindeyken ne, nasıl kullanacağım diye düşünürsünüz. Sonuç olarak B sınıfı bir ürün olarak görüyorum bu projeyi. Bir rolüm yok aslında. Günün sonunda hala
Bağlantı sağlanabiliyor olacak ancak neden ikinci sınıf bir ürün veresiniz, birinci sınıf bir ürün vermek varken ve fark yalnızca %10'ken? Biliyorsunuz Türkiye'de birikim eksikliği var, cari açığımız büyük ve yabancı yatırımlar yarınki toplantıda da getirilecektir. Aslında Türkiye'ye çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Hangi alanlarda peki? Yatırım getirilerinin geri dönüşlerinin daha olumlu olması gerekiyor. İnsanlar işte o zaman daha fazla yatırım yapar. Demografik veriler iyi olduğu zaman ve hükümet istikrarlı olduğu zaman, kısa vadeli yerine uzun vadeli bir yatırım olduğu zaman ve istikrar olduğu zaman bunun karşılığını alırsınız. Karşılık ne kadar iyi olursa işte o kadar fazla yatırımcı ülkeye gelir. 8 milyon kişi ya da hükümetin istikrarlı olması karlılığı da artırır. Peki Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz? Gelişen ülke piyasaları arasında, çünkü yılın ikinci yarısında Türkiye'de büyüme oranı düşecek. Merkez Bankası'nda çalışanlar cari açığın azaltılması gerektiği konusunda hemfikir. Bu yüzden de faiz oranları artacak. Peki biz sizi nasıl çekebiliriz? Çünkü faiz oranları artmış olacak, birikimler az olacak. Peki gelecek planlar ne Türkiye üzerine? 2013'e gidiyoruz diyelim, 2020'lere gidiyoruz diyelim. Komünikasyon sektörü konusunda konuşabilirim yalnızca, diğer sektörler hakkında konuşamam. Hala çok genç bir nüfusunuz var, istihdam yaratmanız gerekiyor. Küçük girişimciler var. Aslında bizim için harika bir yer. Olabilecek en iyi ortam burada. Küçük ofislere, home ofislere, girişimlere, ucuza gereken frekansları sağlayıp bağlantıyı sağlamaya çalışıyoruz. Olumlu bir yatırım benim için. Aslında ihtiyacımız olandan daha fazlası değil. Aslında lüks bile, çünkü birçok ülkenin böyle bir pozisyonu yok. Türkiye birçok ülkeye göre çok daha iyi konumda.